Kadro. Çünkü bu Eren'e söylediğine bağlı. Çünkü 5 kişi değiller. Evet. Bir organizasyon söz konusu değil. Yani biri çıkacak, durun beyler. Hani ben kastım bu oyun. Geçin arkama. Hani ben bunu yaparız, bunu yaparız, evet. Aslında çok kolay Beşiktaş'ın çözümü. Tek bir tane şu var Beşiktaş'ta. Beşiktaş maça giriyor ama maça girerken sanki oyun planı varmış gibi girmiyor. Bir şeyler kurgulanmış, önceden hazırlanılmış gibi değil. O an Q gelmiş, accept'e basılmış gibi giriliyor. gibi hissediyorum. Ya maça işte, girince. Çünkü organizasyon olsa bireysel performanslardan dolayı bu maçı kaybettiler deriz. Evet. Yani bu adam iyi oynayamadı. Laning'de olmaması gereken şekilde kaybetti. Ondan kaybettiler deriz. Onu da diyemiyoruz. Yani benim mesela Beşiktaş'tan beklentim açıkçası bu sezon gelirken bu kadroyu gördükten sonra şeyi bekliyordum ben. Lotu kendi haline bırakırlar. Zayıf tarafta da çünkü akademide yazan zayıf tarafta bile oynasa belli oranda direnç gösterebilen bir oyuncuydu. Brokoli botlayından çıkmaz. Şeyrus evet. Var takımda. Kazanan koridoru da kurabilirsin. Üstelik alt koridordaki diğer oyuncunuz da Koreli. Yani Brokoli'yle de rahat iletişim kurarlar. Zaten Brokoli bunu da yapabilen bir oyuncuydu geçen son. MJX hemen hemen her şeyi oynayabiliyor. Çok da iyi bir tamamlayıcı olurdu bu takıma. Ve belli bir seviyeyi tuttururlar diye düşünüyorum. Yani standartlar olur. En kötü hallerinde bile o standartla oynayabileceklerini düşünüyordum ben. Şu anda standart yok ortada. Hiçbir şey yok ortada. Keşke görsek. Bu arada ikinci aşamaya kalan bir Caitlyn. Bakalım bugün oynayacaklar mı alt koridora? Caitlyn Carmo birazcık Gwyn'in tercihi tabii rakibin de elinden. Lot'un sevdiğini biliyoruz. Gwyn'i tercih ettiğini, öncelik verdiğini biliyoruz ama Caitlyn'i açık bırakmak anlamına geldi ve yine Zinza burada tercih noktası oldu. Kire'yi bakalım neyi tercih edecek karşısında. Yasaklanan şampiyonlardan bahsetmedik tabii. Korki gitti, Thresh gitti, Twisted Fate Beşiktaş tarafından, Nasır tarafındansa Diana, Trindamere ve Akali hakikaten kuvvetli dediğimiz şampiyonların çoğu ortadan kaldırıldı. Belki Caitlyn haricinde. Trindamere yasaklaması tuhaf geldi bana. Trindamere tabii... Tabii Caitlyn'in iki seçim yapılmaması da bana biraz tuhaf geldi. Bu arada Karma erken seçilmedi. Karma'yı Nasır tarafı kendisi isteyebilir. Ama yani... Ve Japonya'nın çok iyi bir Karma oyuncusu olduğunu biliyoruz. Kendi saflığınıza çekmek istersiniz ya bu metada. Baktığımız zaman yani Caitlyn'i verip... Ben büyük bait olduğunu düşünüyorum bu arada Gwyn'in. Ama orta oyuna sar çok fazla. Yani buna rağmen büyük bait olduğunu düşünüyorum. Şöyle... yan koridora aslında şimdi yan koridorlardan tam olarak ne istediğinize bağlı. Şimdi evet, bazı takımlar tanklık istiyor. Bazı takımlar o ayrı gitme potansiyeli üstünden 4'e 1'i oynamak istiyorlar. Her zaman şunu söyledik biz. Nasır ilk defa bu kadroyu açıkladığında evet, bu kadronun potansiyeli çok fazla. Neden çok fazla? Çünkü her kompozisyonu oynayabilecek kalitede oyunculara sahiplik, değil mi? Nasır'ın böyle bir şansı var işte. Şimdi Ruin üst koridorda Gwen'le birlikte bir üstünlük aldığı zaman bunu sürükleyebilir, götürebilir ve bunu gerekli zaman takım savaşlarına da yansıtabilir. Abi orada yakın bir plan alabilir miyiz? Orada yani? Bir ekşi. Orada bir ekşi. Kekremsi bir tat bıraktı Leon'a tercih galiba burada ara ağzında. Çok. Bu arada ben hani Gwen'in yem olduğunu düşünüyorum derken sadece Gwen değil bu arada, aynı zamanda ilk vuruşsuz oynanan Jace'lerin de yem olduğunu düşünüyorum. İlk vuruş oynandığı zaman farklı, çok fazla paranız oluyor, garip garip şeyler oluyor. Ama iki şampiyondan takıma bir şey katmıyor iki şampiyonda. Ve şu anda biz oyunlarda bunu çok zamanda gördük ki abi üst koridordan aldın üstünlüğü sürükleyebilir. Ben mesela sezonun başında ilk vuruş Jace'in bunu yapabileceğini düşünüyordum. Hı-hı. Hala ilk vuruş oynanırsa Jace'in bunu yapabileceğini düşünüyorum. Fakat ilk vuruş dışındayken standart bir Jace öne geçse bile ya bu orta koridordaki adam da seninle aynı anda 3 eşya oluyor. Senden daha iyi güçleniyor. Ne olursa olsun yani. Bütün bunlar olduğu zaman açıkçası biraz bana yem gibi gelmeye başladı ikisi de. Hatta Camille'in falan da aynı seviyeye geleceğini düşünüyorum. Camille'in gene bir hani Galio partneri var. Belki TF'le değerlendirebilirsin. Jace konusunda şuna ufak bir değinmek istiyorum. Yani şimdi Jace aldığınız zaman ya Jace öyle bir şampiyon ki yani besle büyüt şampiyonu. Oynatmak zorundasın oraya. Oynatmak zorundasın. Otomatik olarak hani ormancı kaynağını üst koridora aktarıyorsun. Alt koridora eğer boş Caitlyn de bırakırsan ister gibi tarafından. Aynen mesela. Oraya da getirmekle bu sefer ormancının beynini yakıyorsun. Hani ben Jace'in şu an çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum zaten. Ama o birebiri tamamıyla kendisi götürmek zorunda. İşte o yüzden ilk vuruş diyorum zaten. Evet. Para avantajı. Para avantajı da daha büyük snowball. Snowball'dan daha büyük bir üstünlük. Yani eşya avantajı aldım hala vuruyor bu arada. Vuruyor. Vurmuyor falan değil yani. O açıdan değil. O dün Mad Lions karşılaşmasında oynanan... Çok kötü şeyler yaşamış. Şeyler yaşadı Armut gerçekten. Hemen bu arada tutuştu. Renekton tarafıydı o. Evet, Renekton Güven'e karşı kötü şeyler yaşamıştı. Bu arada yasaklamalar da geldi. 2 AP orta koridor, üst koridor Nasır tarafından. Yarakan. Hiç sıkıntı değil. Şu anda kitle kontrolleri de var, savaş başlangıçları da var. Özellikle daha güzel olan kısım, Viego için milleti hazırlayacak 2 tane şampiyonları var.
Jinx ve Victor. Sadece Rakan konusunda ben çok emin değilim. Çünkü genelde... Leona kontrol olarak. Leona çok rahat counterlıyor ve kendi takım arkadaşı E attığınız zaman Leona'yı hop bir anda taşıyıcınızın yanında götürmüş olabiliyorsunuz. Şimdi artı şok almazlar. Leona da squishy kalır. Yener orayı. Yok. Yani. Burada alır muhtemelen. Çünkü yavaşlatma herhangi bir şey ifade etmiyor Rakan'a. Yani E'si daha yavaş gitmiyor. Sonuçta takım öyle bir şey olsa, öyle bir şey olsa bu arada gerçekten etki eder. İyi fikir. Peki, İyi fikir kabul edin bu arada. Peki o zaman hani Kalista karşısında eş varken hani yavaşlatmayı zaman niye böyle ağızda o başka. O Kalista da ama şey var. Ama el yürüyüşü de değişiyor çünkü. Kalista'nın aynen. Kalista'nın bu arada yediği en büyük nerflerden biridir o. Evet. Eskiden öyle değildi. Eş yavaşlatsa bile bam güm kaya kaya devam ediyordu. Yediği en büyük nerflerden biridir ama ya niye Leona ya? Niye yani şu Caitlyn'in partneri niye Leona ama oldu şöyle, yine? Ama şöyle baktığımız zaman takımdaki en yani tanklık rolünün üstüne binecek tek şampiyon şu an Leona. Abi gerek yok. Öyle bir yeniyorsun ki lane'de. Caitlyn'de. Bu arada şu noktaya değinmek istiyorum. Ben çok görmedik onu. Takımlar hep böyle bir tanklık istiyordu takımda değil mi? Hiç gerek yok bence. İşte mesela çek buraya direkt Lux'ı. Kalma Lux abi. Koridoru kazan. Ya, oyunda kazanıyorsun. Özellikle Caitlyn'in tabii partnerlerinin Caitlyn için bu. Menzilli Caitlyn olması, yoksa okey Leona falan. Evet. Caitlyn'in partnerlerinin gerçekten menzilli olması çok daha çok fark ettiriyor oyunu. Bakalım bu sefer Caitlyn'le Leona Beşiktaş için sonuç verecek mi? Daha öncesinde oldukça eleştirdiğimiz bir noktadaydı. Sözü Yufani ile Scarlett'a bırakalım. Teşekkürler Etse. Günün ikinci karşılaşması Nasir Esports ve Beşiktaş arasında seçim yasaklamayı geride bıraktık. Hı hı. İki takım da 1-2 durumdalar. Nasir ilk hafta galibiyet alamamıştı. Dün ilk galibiyetiyle tanıştı. Evet. Beşiktaş da aynı şekilde 1-2. İkinci galibiyetlerini kovalayacak bu takımlar. Kompozisyonlar yani bakalım Nasir tarafında kitle kontrol konusunda sıkıntı yaşayabilecek bir kompozisyon var. Rakan dışında baktığımız zaman kompozisyonun geri kalanına Victor, Jinx, Viego, Gwen kitle kontrolleriyle bilinen şampiyonlar değiller. Rakan... Peki Caitlyn'in partneri konusunda sen aynı fikirde misin Anneniz? Yani şey yaptığınız zaman menzilli bir şampiyonla çok daha kafaya oynayabildiğiniz doğru ama Leona ile de skor potansiyeliniz artıyor bence. Düz yani birbirinin iletişiminiz kuvvetliyse kitle kontrolleri güzel takip edip ne bileyim kitle kontrol yani rakibin altında bir tane kapan bırakabiliyorsanız kalkan darbesinin hemen altına. O zaman bu ikilde beklenmedik hamleler yapabiliyor. Bir anda skor çıkarabiliyorlar. Ruin. Ruin rakiplerini gördü. Hemen oradan uzaklaşıyor. Ve Beşiktaş oyuncuları bir totem bırakmak isteyecek sanırım o mavi güçlendirmeye. Totem de motiv tarafından bırakıldı. Tabii biz haritanın üst tarafını izlerken Nasir Esports alt koridorda onlar da rakibinin mavi güçlendirmesine bir totem bırakıyor. Karşılıklı olarak iki takım da rakibinin ormancısının rotasyonunu iyi kötü tahmin edebilecek o toteme görünmeseler bile. Ve haritanın üst tarafına sinyaller gelmeye devam ediyor. Şöyle brokoli geç baskın mı yapacak diye düşündüm ama pek doğrulu değil. Ve Bolulu hemen ilk takası yaptı MGX'le totem sayesinde. Tabii Brokoli yardımsız başlarken ufak bir yardım aldı diye gördüm Japone'den Kirei'yi. İki ormancı da kendi kırmızı güçlendirmesinden rotasyonuna başlıyor. Orta koridorda güç aktarımıyla bir takas daha Bolulu'dan. Küreden de iyi sıyrıldı. Ya güç aktarımı menziline girebiliyorsa zaten... Bolulu genelde takasları kazanmış oluyor. Hakikaten birinci seviyede oyundaki en iyi takas yeteneklerden bir tanesi. Belki de en iyi yetenek güç aktarımı. Hasar veriyorsunuz, kalkan sağlıyorsunuz aynı anda kendinize. Evet alt koridorda motivden bir takas gördük ama tabii Japone savaş dansıyla başladığı için E yeteneğiyle takasın devamını getiremedi Jairus. O kalkanı aşamayacağını biliyordu ve seviye 1 avantajı Nasir Esports'a geçti. Güzel bir hamle Japone'den. Çok iyi bir zarif uçuş zamanlaması. Motive acaba rakiplerinin ve Jairus'un 2 olduğunu görüp kendisini de 2 mi sandı? Olabilir. Ben bu olmuş olabilir mi diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü birinci takastan sonra motivi, 2 oldu değil mi çünkü motive? Takastan hemen sonra. 1 minyon vardı onun 2 olmasına. Yani 1 minyonun deneyimini kaçırmıştı. Şanssız bir an motive için. Evet, orta koridorda musibet iksirlerinin ikişer yükü kullanılmış durumda orta koridorlar tarafından. Ve ormancılar da tamamen
orman temizleme rotasyonuna gidiyorlar. Burada Kirei'nin biraz daha hızlı olduğunu, biraz daha önde olduğunu söylemek evet. lazım. Bu yalnız, temizleme hızında. Yine de ya biraz daha genelden konuşacağım tabii ki şu anda evet. Orman rotasyonlarından da bahsediyordun ama ya şey benim çok gözüme çarptı. Bu kompozisyonu nasıl işletecek sorusunun yani cevabını istersen birlikte araştıralım. Çünkü enteresan bir kompları var. Şampiyonlar tek başlarına gayet güçlü. Değil mi? Yani bu soruyu bir kenara bırakacak olursak bir harita tabii. hamlesinden bahsetmek istiyorum. Tabii. Kirei'yi kendi mavi güçlendirmesini aldıktan sonra bu arada üst koridorda takaslar devam ediyor. Üst koridordaki, üst nehirdeki Yampiri'yi almak yerine alt koridoru bir rotasyon yaptı. Çünkü evet. Jairus'la motivi çok ittiriyordu koridoru ama alt koridora geldikten sonra üste dönmeyi tercih etti. Bu yaklaşık 10 saniyesine mal oldu Kirei'nin. Ve Yampiri hala alınabilir durumda Brokoli tarafından. Orta koridorda bir baskın fırsatı söz konusu. Bollu burada sıçrasını kaybedebilir erken bir sıçra. Motiv, hiç riske girmedi bile. Motiv belki kendi yani kendi yeteneğini bekletebilirdi. Sıçrayla beraber sonra Bollu'nun sıçradığı yeri bir ihtimalle takip edebilirdi ama skoru alırlar mıydı? Orası zaten tartışılır. Evet, Nas konusunda bir şeyden bahsedecektik. Ya onunla ben de bir şey ekleyeceğim. Onu erteleyelim yine o zaman. evet. Belki maç sonunda bahsedeceğim. Yani neyse. Sen dedin ya Yampiri'yi bırakmıştı. Brokoli büyük bir ihtimalle Yampiri'yi bıraktığını düşünmeyip bu Yampiri zaten gitmiştir diye oraya yönelmedi bile. Sonrasında güzel bir sürprizle karşılaştı ve üst koridora Brokoli şu anda baskına gidiyor. Ruin'in sıçrası yok. Ama öfke barı dolu. Canı ya o kadar azaldı ki minyonları hala vuruyordu çünkü Lota. O baskını devam ettiremiyor çünkü Ruin'in hem tutuşturu var hem de canı neredeyse full. Ruin için gerçekten rüya senaryosu. Hem rakip ormancıyı üstünüze çekiyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyor ormancı ama kendini gösteriyor. Bedavaya geri dönüş fırsatınız oluyor. Onu bu minyon dalgasını kullanmak isteyecek. Galiba bir sonraki minyon dalgasında arama minyonu var. Bir dakika bakayım sayayım. 1, 2, 3... Evet, araba minyonlu bir minyon dalgası geliyor. Hatta Ruin şey yapabilir şu anda, yürüyerek gelebilir evet, bu koridora. Işınlanını koruyacak gibi. Kullanmayıp. Ama kullanmayı tercih etti. Ama etmeyebilirdi ya. Çok iyi bir üste dönüştü çünkü evet, ışınlanı evet. kullanmamak için. Çizme de aldı bir de. Çizmeyle başlayın yani sonuçta daha hızlı gidiyorsunuz koridora. O şeyi hiç kaybetmek istemiyor. Yani Lot'un o koridoru ittirip de yine belki bir geri dönüş fırsatı yakalamasını da istemiyor herhalde. Dümdüz. Eşit şartlarda kapıştığı zaman kuvvetli olacağını düşündüğü için herhalde ışınlanı kullanmayı tercih etti. Ya zaten tutuştur avantajı olduğu için Ruin, Renekton her ne kadar koridorda güçlü olursa olsun doğru oyunla tutuşturun etkisiyle beraber birebir de güçlü olacağını biliyor Ruin. Evet. Kompa değinelim hadi. Hadi. Hadi kompa değinelim. Tamam sen başla. Şampiyonlar tek başlarına çok güçlü ama bir araya geldikleri zaman kitle kontrol konusunda bayağı bir eksiklikler var. Onu nasıl aşacaklar diye düşünüyordum. O zaman bir orta koridor baskınına bakalım bir sonra düşünürüz. Bahsedelim. Yalnız çekim alanına yakalandı MJX. Ama son anda sıçra ilk kan Brokoli de kalıyor. Yetişmeye çalışan bir Japone var. Japone'nin sıçrası var. Sıçra ile birlikte zarif uçuş. Kirei de yaklaşıyor ama Kirei yavaşlatıldı. Sıçra ile birlikte o skoru aldı. Kralın hükmü şimdi devrede. Yalnız kötü bir hamle Kirei'den. Orada sersemletemedi rakibini. Lord Kirei'yi yakalıyor. Kirei düşecek. Bu skorda Brokoli'nin hanesinde. 2-1 başladı Beşiktaş karşılaşmaya. Ya acele etti. Karanlık küre bırakıp öyle zayıflar acımayla sersemletebilirdi aslında. Onu yapmadı Kirei ama zaten gidebileceği bir yer yoktu. Rakibin üstüne doğru koşturuyordu. Büyük bir ihtimalle düşecekti yine de. Yani iyi görünmedi diyelim. O zaman tekrar dönelim. Tekrar dönelim. Kitle kontrol açığını Beşiktaş şampiyonlarına dönüşerek belki Kirei kapatabilir. Ya da Japone'nin başlatacağı bir savaşta direkt böyle 1-2 skor alıp kitle kontrol ikinci planda kalacak da diyebiliriz. Diyeceğim ikinci şey de oydu. Anlık hasarı çok var mı bu kompun? Hani Jinx ultisi var, Viego ultisi var. Ama onlar da tutturması basit ve her savaşta istediğiniz hedefe atabileceğiniz şeyler değiller. Ama şöyle yani Rakan ulti ve zarif uçuna yakalanan bir Caitlyn ve Syndra'yı anlık evet, olarak düşürmek çok da zor olmasa gerek. Öyle illaki bir işte Leblanc kombosuna vesaire gerek olmadan da bence Viktor'un veya işte Jinx'in hasarı yeterli olabilir. Aşağıda bir sıçra mı kullanıldı bu arada? Motiv aşağıda kapışma devam ediyor. Evet çok fazla can azalmış Jairus'un. Motiv sıçra kullandı çünkü.
Ulti de geldi Grave Pass'tan. Evet, bu sezon üzerinde Grave Pass ilk Champions League karşılaşmasına çıktı dün. Hı hı. Sadece bir skor verdi diye hatırlıyorum. Haricinde fena bir karşılaşma geçirmemişti. Yine bir hiper taşıyıcı ile oynuyor. Dün Ophelios oynamıştı. Bugün Jinx aldı. Minyon konusunda da fena durumda değil. Caitlyn Jinx koridorunda sadece 1 minyon dalgası geride ve burada sıçra nasıl kullanılmış? Tekrar izleyelim. Motiv içeri gireyim derken biraz fazla önde kalmış ve patlangaçlara yakalanacağını fark edip sıçrasına başvurmuş. Kirey'nin hatırlarsan burada bir skor daha geldi. Tekrar izlerken evet. MJ skoru. Kirey'nin şeyi kullandığı, MJX'i kullandığı bir sıçra vardı. Japon'un MJX'i evet. Yakaladığı pozisyonda. O olmasa belki alt koridorda, yani orada sıçrayı kullanmamış olsa belki de alt koridorda iyi bir fırsat yakalayacaktı. Ama şu anda yine bir skor bulmayı başardı MJX. Bu arada az önceki çıkıyor. Skorda ulti kullanmamış Kirey. Şu anda hala ultisi kullanılabilir evet. Durumda. MJX burada yok yalnız. Sayı avantajı Nasr'da. Bir takım savaşı izliyoruz. Motiv çok fazla tankladı burayı. Jeyrusan'da güzel bir hasar. Buraya kadar altın Lot'a gidiyor. Bolu'dan kullanılan bir sıçra. Ama Bolu hayatta kalamıyor. İki skor birden buldu Lot. Ve hala canı full durumda. Ruin ilmek ilmek kullandı ama sonrasında uzaklaşmak durumunda. Renekton'un yarattığı fark ama daha da önemlisi. Buzul takviye ile değil Arçı Şok'la oynanılan Leona'nın evet. Ne kadar tankladığını gördük bu savaşta. Leona her zaman zaten yani yüksek miktarda tanklığa sahip. Burada MJX bıraktığı totem'e güvenip sol tarafta oynuyor koridoru. Sola yaslanmış vaziyette oynuyor ama Rakan'ın yani menzili gerçekten çok yüksek olduğu için MJX'i hiç acımamış bile. Ve dakika 10 itibariyle 2000 altınlık bir fark yakalamış durumda Beşiktaş. Sersemletme yüzünden Bolulu araba minyonunu alamadı orada. Orada minyon konusunda Beşiktaş hiç fena iş çıkarmıyor. Tamam Renekton geride ama o zaten 2-0-1 oynuyor. Brokoli 25 milyon önde. Buraya tekrar bakalım. W'sunu açtıktan sonra Motiv zaten yüksek miktarda tanklık sağlıyor. Bir skor alındıktan sonra 6. seviyeye dönüşüp hemen Grave Pass'in sıçrasını alıyor. Kullandığı ulti ile birlikte. Motiv yalnız yaptığı yer yaptığı tehlikeli sonuçta. Çekim alanına yakalanmışsın. 3 kişinin arasındasın. 5. seviyesin. Düşse ve Kirey dönüşse Leona'ya o zaman çok farklı bir senaryo izleyebilirdik. Evet şimdi haritanın alt tarafında iki ormancının da biraz daha oraya yakın oynamaya başladığı dakikalara geldik. Bir dakika sonra da Alev Ejderi var. Tabii Beşiktaş karşılaşmaya çok iyi başladı. Nasr tarafında da skorların ikisi de Kirey'di. Evet. Herhangi bir taşıyıcısında skoru yok. Kirey yine de geride Zinza'ya kıyasla. Zaten 2-0-2 ama Minyon'da da bayağı bir geride. Ortada Viktor çizme tercihi, yani en başta çizme tercih ettiği için, Merkür'ün adımları aldığı için hasar konusunda güçlenmesi bayağı bir vakit alacak. Kendine gelmesi çok uzun sürecek. Alt koridorda da yine Jeyrus'un önemli bir fark yakaladığını görüyoruz. Zaten yani altına da yansımış bu. 2000 altınlık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Evet, Ejder'e 20 saniye kaldı. Ve orta koridoru hızlı bir şekilde ittirip MJX şimdiden nehre indi bile. Hatta alt koridorun yolunu tutuyor. Ormanda Kirey'i arıyorlar belli ki. Ama Kirey alt koridoruna geldi bile çoktan. Şu anda ormanda bir seviyelik üstünlük var. Brokoli Ejder öncesinde alameti evet. Bırakmak isteyecek orta koridora. Ve Beşiktaş şu an çok daha güçlü olan taraf. Net çok daha güçlü olan taraf. MJX burada önemli miktar altın kazanacak zaten. Eşyalar zaten gerekeni söylüyor. Beşiktaş'ta üst koridorda ve ormanda kan içen mevcut. Yüksek miktarda iyileştirme sağlıyor. Bu seviye için önüne geçmesi zor miktarda iyileştirme sağlıyor. Ve iyileştirmeyi kıracak henüz herhangi bir eşya yok Nasr oyuncularında. Yalnız Lot 2 skor bulmuş olmasına rağmen takım savaşında Ruin'in üstünlüğü sürüyor üst koridorda. Evet. Üst koridordan alınan barikat sayısı 3'e çıktı.
Şimdi ilmek ilmek kullanılıyor. Tutuş şurada bıraktı Lot'un üzerine. Lot'tan yana adımlar. Son anda kullanabildi ultiyi Lot. Really? Neredeyse düşüyordu birebir de. Şampiyonun sınırlarını çok iyi biliyordu. Oo, bir dakika, bir dakika. Yani geliyor, geliyor, roketi uçuyor, geliyor. Aralardan geçti. Aralardan geçti. Kafa attı. Lot. Kimse haber vermedi mi, söylemedi mi? Motivin önünden geçti. Zinzao'nun önünden geçti. Şimdi ormanda yakalanan bir Japone var. Son anda ultiyi kullandı Japone. O da kendini çıkardı kötü pozisyondan ama. Yani daha iyi kafayı... en son Cristiano Ronaldo'nun böyle 1 metre 10 santim zıpladıktan sonra attığı golde hatırlıyorum Juventus formasıyla. Güzel kafa attı ama şimdi yani evet. Hakikaten hakkını vermek lazım. Lot iyi blokladı ya ultiyi. Blokladı mı? Blokladı, blokladı. Ya göğsünde yumuşatacaktı. Muhtemelen ulti ile arasında böyle yarım saniyeden daha az bir süre varken gördü o ultiyi. Evet. O yüzden bir anlık refleks. Doğru yere olmadı o refleks. Tam ultiye doğru. Oysa ki öncesinde de iyi kaçmıştı. Ruin'den. Ama şey de çok iyi. Ben Minarita'dan izliyorum. O kadar güzel birbirlerine yaklaşıyorlar ki. Yani sen de o kadar güzel destekliyorsun ki Johnny'nin at geliyor deyişi bir anda belirdi zihnimde. Ama ya uzaktan reji uzaktan izlettiği için şeye bakıyorum. Lot geriye doğru yürüyor. Greyfast multisi yukarı doğru gidiyor ve hakikaten bir kesişim noktası var. Buluşacaklar orada. Lot bizi kırmayıp üzerine bir de sıçra da attı. Vallahi tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Vay be. Evet, Greyfest'te ilk skorunu bulmuş oldu bu karşılaşmadaki o ölüm roketiyle beraber. Beşiktaş yalnız rakibine nefes aldırmamaya devam ediyor. Bolu'nu sıçramak durumunda kaldı. Bir de çekim alanıyla yavaşlattı orayı. Orta koridor, o az canlı orta koridor kulesinde düşürüyor Beşiktaş. Şimdi Greyfest bir boşluk buldu alt koridor kulesine vurabilmek için. Acaba kuleyi alıp çıkabilecek mi? Pasif sayesinde zorlamadı kuleyi. Bayağı bir azalmış alt koridor kulesinin canı da. Gerçi bayağı bir azalmamış. Yarıya kadar inmiş. Mini harita biraz yanılttı beni. Evet, hatırlayacaksın. İlk alamet Beşiktaş'a gitmişti ve orta koridoru kullanılmıştı. İkinci alamete Kire'yi çok daha erken başlayan ve herhangi bir Beşiktaş oyuncusu yokken rahat bir şekilde alacak taraf. Hatta Ruin'den de yardım oluyordu. Ruin'de ilk eşya ve Adiyaran tamamlamış. Sonrasında Nashor'a gidecek mi acaba? O kuvvet kitabının tabii dönüşebileceği birçok eşya var. İlk eşyalar evet yavaş yavaş geliyor. Bullu hala tamamlayabilmiş değil. Liandry'ye gidecek. Büyük yani Liandry'ye gitmek isteyecektir. Ama cebindeki evet cepteki altın miktarlarına da bakınca bolluğunun hakikaten geride olduğunu görebiliyoruz. Onun az önce de dediğim gibi yani kendine gelmesi bayağı vakit alacak. Evet şimdi maskeyi bitirdi. Liandry'nin ıstırabı bitti. Bolluğunun üzerinde. Bir dakika sonra bulut ejderi var. Tabii ilk iki ejderi erken dakikalarda aldı Beşiktaş. Dakika 18'de de üçüncü ejderi ulaşma ihtimali söz konusu. Yalnız Kire'yi dün oynanan karşılaşmada yine belki erken oyunda çok rakibinin önüne geçmeden eşit olarak veya biraz geriden takip ederken takım savaşlarında muazzam işler başarmıştı. Hı hı. Yine o anlara doğru adım adım ilerliyoruz. Bakalım Kire'yi dünkü gibi devreye girecek mi? Yalnız çok ters bir noktada kalabilir. Bir totem bırakıldı. Anında kitle kontrol Japone'den. Motiv düşecek gibi görünüyor ama ilk düşen isim Brokoli de olabilir orada. Motiv çok az bir canlı uzaklaştı. Güzel de bir ulti bıraktı. Yalnız Brokoli'yi koruyamıyorlar. Buraya kadar altın Greypass'e gitti. Greypass'ten çok riskli bir hamle. Biraz aceleci davranmış olabilir yalnız. Just orada. İkinci skoru getiriyor Greypass'te. Az canlı ikinci ismi de avlamayı başardı Greyfest. İki sivri darbi yüzünden olmuş olsa da 3-0'a geldi Jinx. Nasr oyuncuları 5 kişiydi ve kendilerine güvenip ormancı destek ikilisini gayet güzel yakaladılar. Minik çalının olduğu yerde. Biraz vakit aldı bu arada. Hemen istedikleri anda düşünemediler ama yine de istediklerini aldılar.
Ve Bulut Ejderi de Nasr'ın hanesine yazılacak. Altında da öne geçtiler. Alınan bu skorlarla birlikte 3-0-0 bir Jinx var. Dominik Efendi'nin hürmetlerine doğru ilerliyor. Yani önde hem bir Leona hem Zin ve Renekton olacağı için burada evet Kirey hiç geri adım atmıyor. Direkt güveniyor kendine takım arkadaşlarına ve içeri giriyor. Motive'i Brokoli'yi erken düşünebilseler belki arkadakilere gidebilme fırsatları da olacak ama bir süre daha tanklamaya devam ediyor. Burada Motive ama sonrasında Just ıskalamayacak. Ve Motive skoru Grey Pass'te gidecek. Bombardımana gidiyor. Ben şeye gider diye düşündüm de. Dominik'e gider diye düşündüm. Şu anda ama eşyaları çevirdi. Rüzgarın iddeti artı bombardıman kombosu çok fazla kullanılıyor oyuncular evet. tarafından. Açıkçası benim hasar konusunda kendilerini çok kısıtladığını düşündüğüm bir eşya nişancıların ama... Alternatif olarak mesela Hayalet Dansçı mı düşünüyorsun? Ya da ikinci Dominik. Evet Dominik sonra... olabilir. Yine... O bu arada Kirey'in Kirey üzerine bir hamle. Yarıcanını kaybetti Kirey'i. Motive ters bir noktada kalmış oldu haliyle. Ruin de çok iyi oyalıyor Beşiktaş'ın arka safını. Ve Greyfest dördüncü skorunu buldu. Şimdi orta koridor kulesini isteyecek gibi görünüyor Nasr Esports. Çünkü alameti de bıraktılar. Kirey'i rakibinin ormanında. O da yan tarafta biraz brokoli oyalamak istedi. Kuleyi düşüremediler. Ama yine bir skor çıkarmayı başardı Nasr. Hem de... Jinx'e bırakıldı bu skor. Üste dönüşte bombardımanı bitirecek Greyfest'te. Bu işte tehlikeli. Yani Motive oyunun başından beri riskli hamleler yapıyor. Bir iki tanesi takımı lehine sonuçlandı. Ama takımı lehine sonuçlanmayan her yanlış adımı Viego'nun beleş bir Leona reset almasıyla sonuçlanacak. O yüzden Motive'in çok 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 daha dikkatli oynaması gerekiyor takım savaşlarına geçilirken. Altın farkı 1000 ama dikkat etmezse bu fark çok daha açılabilir. Greyfest'te dördüncü skorunu bulmuş. Ya Jarvan-Viego eşleşmesinde de çok gördüğümüz şeylerden biri aslında. Jarvan kendine çok çok güvenir bazen ya da takımının takip edebileceğini düşünüp çok fazla içeri girer. Ama düşüp bir anda Viego'ya reset verir ve Jarvan formuna düşen Viego çok güzel bir yeniden savaş başlatma fırsatı bulur. Takım arkadaşları için. Ya bir de sanki Jarvan'da böyle görünmez bir tek yeme debuff'u varmış evet, gibi. Evet. Nedense Jarvan'lar böyle savaşın başında tek iyi veriyor bir anda. Aynı eşyalara sahip diğer dövüşçüler çok daha uzun süre tanklıyor evet, evet. değil mi? Ya o şeyden de kaynaklanıyor. Göz mesela... testini geçemiyor konuda. Evet. Ya Zinza'nın ultisi mesela görünmez tanklık veriyor çok fazla. Çok çok fazla. Otomatik saldırıları yine kendini iyileştiriyor. Jarvan'ın öyle bir mekaniği yok. Kalkanı çok zayıf ya Jarvan'ın. Sıkıntı o belki de. Evet buradan gerekli mercilere duyuruları yapalım. İsteklerimizi belirtelim. O kalkana bir buff gelsin Scarlet. Eskiden şey konusunda çok daha iyiydi. Ne kadar fazla rakip şampiyon varsa yanında bayağı güçleniyordu o kalkan. Ama o zayıflatmadan beri bilmiyorum ya. Dediğine çok katılıyorum yani. Çok zayıf görünüyor bazen Jarvan. Kırılgan görünüyor. Greyfest'ten bir üste dönüş daha. Jairus ikinci eşya. Tahsildar'a doğru ilerliyor. Greyfest bombardımanı çoktan bitirdi ve bu üste dönüşüyle de o da Dominik'e doğru gidecek. İkinci eşya seçimi o yönde olacak gibi. Çünkü bir uzun kılıç bir de çeviklik pelerini var. Bir dakika sonra ejder. Takımların belki çok önemseyeceği bir ejder değil. Ve Brokoli takım arkadaşlarıyla beraber rakibinin altı ormanında burada kırmızı güçlendirmeyi alıyorlar. Hatta derken... Yok Kirey de kaldı. Kirey'de nasıl oranın görüşü vardı? Bilemedim. Ama çarplı aldı. Çalın dışında falan mıydı ya kırmızı? Sanki içinde gibi görülüyordu. Çok içinde diye gördüm ama... Aldı vallahi bir şekilde. Ya bilmiyorum belki de dikkat edemedik. Bir şekilde görüş elde etmişlerdi. Çalıdan yetenek kullanan birisi yeteneği birine mi isabet etti bilmiyorum ama her neyse. Kırmızı burada Kirey de. Ormancılar aşağı yukarı eşit eşyalara sahip. Birisi isterek bitirebilirse bir sonraki savaşa diğerinden çok daha kuvvetli halde girecek. Evet onun yanı sıra tabii Bolu'da erken oyunda çok geri düştü. Bir şekilde oyunu dönebilmesi için ona kaynak aktarmak istiyor Nasr. Toparladı gibi de. En azından eşyaları toparladığını gösteriyor Syndra ile kıyasladığımız vakit.
Yalnız Beşiktaş oyuncuları bu çalıda toplanmış vaziyetteler. Nasr oyuncuları da fark etti durumu. Motif. Hemen onun için bir görüş küresi kullanıldı. Lazerle de orayı devamına kontrol ediyor Bolulu. Ruin güzel bir noktada bekliyor ve iki tam eşyası var. Ama tank, Ruin tanklar. Ruin şimdilik uzaklaştı oradan. Brokoli'nin üzerinde. Kutu sesini de kullanıyor. İlmek ilmek brokoli için kullanıldı. Çok fazla sar. İkincisi kaçtı. Bir yükü daha var. Şimdi bu ilmek ilmek de kaçıyor ve brokoliyi düşürmeyi başaramadı Ruin, ama Ruin o kadar tankladı ki. Birebir bir değişim izledik. Şimdilik MJX'in üzerinde bir bitkinlik var. Kralın hükmü devreye girdi. Şimdi Renekton olacağım diyor. Ardından Kirey tekrardan kendi formunda. Ve orada yakalanan bir isim daha var. O da Jairus. Dörde bir bir değişim. Ruin çok fazla hasar tuttu üstünde. Ruin aynen öyle. Çok fazla hasar tuttuğu gibi çok fazla da dikkat çekti. Kendi üzerine brokoliyi çok uzun süre tankladı. Lotu yine... Lot'un dikkatini üzerinde tuttu. Arka tarafları zaten Nasr oyuncuları toparlamayı başardı. Ve Ejder'e değil Baron'a gitmek istedi. Evet. Kirey'i hemen sinyal de attı. Vazgeçtiler ama. Tekrar Ejder'e dönüyor Kirey'i. Son anda çarp menziline girdi Brokoli'de. Ve tekrarını izliyoruz pozisyonun. Ruin duvarların üzerinden de atılabildiği için bir anda bölüyor aslında Beşiktaş oyuncularını. Brokoli bu tarafta, Lot'un daha yetişmesine bayağı bir vakit var. Ve buradan itibaren Ruin'le Brokoli sağ tarafa gidiyor. Nasr oyuncuları hep beraber istediğini yapabilecek konumda kalıyorlar. Bolu arka tarafa güzel bir ulti bırakmış. Motiv'in canını çok yakıyor. Bir bitkinlik de MJX'in üzerinde. Ve Viego bir tane reset bulduğu zaman zaten neler yapabildiğini biliyoruz. Syndra'ya hiç aldırış bile etmemiş yani. Syndra'yı bırakıp dümdüz Jairus'un üzerine oynamış. Evet. Güzel bir takım savaşı. Oyuna 0-2 başlayan Bolu da 2-2 6'ya geldi. Üzerinde evet. Hatta 350 altın ve ödül altını var. Grey Pass'te de 550 altın bu ödül. O ya da... sağ kompun, Beşiktaş kompunun daha dikkatlice birbirinden ayrılmadan önden arkaya oynayabilme potansiyeli var aslında. Kitle kontrolleri çok fazla ve önde yakalanabilecek bir Viego'yu, belki bir Gwen'i eritme fırsatları var. Yani biraz daha dikkatli oynamaları gerekiyor. Nasr'ın kompozisyonu kaos yaratmaya çünkü çok müsait. Ayrık kaldıkları zaman Nasr oyuncuları kitle kontrole falan pek ihtiyaç duymadan bir şekilde avlıyor. Yalnız şu an Ruin eşya olarak, yanı sıra seviye olarak o kadar önde ki. Evet. Şu anda hasar yetmiyor aslında Beşiktaş'ın. Yetmeyecek zaten. Yani 11.000 altını var. Haritada en fazla altın kazanan oyuncu değil mi? Evet. Nasıl bilmiyorum ama gerçekten öyle. 2500 altın önünde Lotus. Şeyi de çok hızlı tetikliyor zaten. Yenilmez'e çok hızlı tetikliyor. Vadiyaran sayesinde yine bir iyileştirmesi var. Mutlak sömürüsü var. Onun üzerine ilmek ilmek de eklendiğinde önünde duran rakipleri hiç umursamadan çok yüksek, yani çok yüksek bir iyileştirmeyle avlayabiliyor. Zonya da tamamladı. Şu an üst koridor ve nişancılar arasında net bir eşya fark var. Evet. Dediğin gibi Zonya da bitti. Diğer tarafta Dominik bitirdi Greypest. Jairus bir kazma ekleyebildi çantasına. Şimdi Baron etrafında biraz da yoğunlaşmaya başladı Nasr Esports. Tabii o nehirde alınan Yampiri görüşü en azından bir dakika rahatlattı Beşiktaş, ama birazdan o görüş bitecek, hatta bitmiş bile olabilir. Şimdi Japon'un üzerine bir hamle. Orada sersemletilse başı dertte olabilirdi. Lot'tan kullanılan bir ulti. Lot burada sıçrası yok ama yine de rakibin üzerine gidiyor. Yalnız sakın arkadaşları, çok gerisinde. O mesafeyi kapatmaları mümkün değil. Şimdi karşı hamle nasıl? Karşı hamle Ruin'den geldi ama o nasıl bir karşı hamle? İnanılmaz bir hasar çıktı orada. Ruin devam ediyor. Brokoli ulti kullanmak zorunda kaldı. Daha bu savaşta Bolulu yok. Bolulu yeni katıldı savaşa. Ulti'yi de kullandı. Kaos fırtınası üzerine bir sıçra. İki taşıyıcı yan yana. Tost oluyor adeta. Brokoli de düştü. Ayakta kalan son isim Motiv. Ve Nasr tamamen oyunun kilidini açıyor burada. Motiv'i de alacaklar. Kirey'i ve Grey Pass çoktan Baron'a gitti zaten, takım arkadaşlarının burayı bitireceğini bilerek. Ama Baron yerine buraya gelse sanırım oyun bitecekti. Büyük bir ihtimalle oyun bitireceklerdi. Bu üçlü de yani Nexus Kulesi isteyebilir gayet rahat bir şekilde. Ruin'in saldırı hızı gayet yüksek. Ve bu ikili çok da zorlanmadan Baron'u alacak. Dediğin gibi bırakmasalar. Peki o üçlü
devam etse oyun biter miydi yine de? İki Nexus kulesi alırlardı bence. Baksana zaten Ruin tek başına Ruin neler yaptı bu arada. Lord parça etti. 100 canlı bir kronometre. Hem kule hem Renekton. Hem timsah hem kuleye. Skoru da buldu. Ölmeden çıkabilecek mi bakalım oradan. Diğer tarafta Baron alınıyor. Piltover'i silah tutsa ultiyle skor alabilirdi ama çoktan yetişti Japone. Yalnız MGX bizi ışından kullanmış. Çok iyi bir bitkinlik. Orada Bolu'yu alabileceğini düşündü ama izin vermiyor buna Japone. Yalnız Ruin i̇lmek artık burada düşecek gibi görünüyor. İlmek ilmek de can yeniledi. Grapest. Peki. Peki buraya kadar diyor Jairus. Grapest herhalde ulti kullanacak. Ulti. Hop. Ulti Jairus'u düşürmüş. Neden buraya döndük Scarlet? Bu yüzden bu işte. Yüzden dönmüşüz. Öngörülü bir dönüş. Bize tekrardan biz Jinx ultisinden mahrum bırakmadı Reji. Ve evet Ruin'i 3 kişi düşürmeyi başardılar. Az önceki pozisyonda. Ve oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Ölüm sürelerine baktığımızda Cheirus'un gelmesine 15 saniye var. Ya bir reset daha alacaklar mı acaba? Kirey... Resetten ziyade üst koridor kuşatılacak evet, gibi görünüyor. Kirey de minyonlara güçlendirme vermeye devam ediyor. Ya Ruin'in o her şeyi karıştırdığı takım savaşına kadar eşitti aslında. Beşiktaş güçlüydü bile denebilirdi belki ama bir şu savaştan sonra oyun ikildi çok açıldı. Ve kapatılamayacak bir evet. duruma geldi fark. Ruin ışından için bekliyor. Bir sersen Metin ve Grave Fest'le ama ışından da geldi. Şimdi Japon'u yine çekti tetiği. Oo. Devamında güzel bir ulti kullanım Murakol'den. Lord çok fazla sıra almış durumda. Grave Fest'in hala sıçrası var. Kaos fırtınasıyla hasar vermeye devam ediyor Grave Fest. Otomatik saldırı rüzgarın iddeti. Son vuruşu getirdi MGX'e. İkinci Nex Kulesi'ne düşüyor. 30. dakikada Nasri Esports galibiyete ulaşıyor buldu ekstra skorlarla birlikte. Üst skor birden Jinx'e. 5'te 5 gider mi acaba derken. Greypest salladı Brokoli. 22-8 ve Nasr 0-2 başladı ilk haftanın ardından. İkinci haftayı kayıpsız kapatarak 2-2'ye geldi.